elimden alma, yerden al. Çünkü ben senden daha hayırlı değilim. Verirken, Allah için harcarken de o edep vardı. Bizde ne edep kaldı, ne o iz kaldı. Biz acayip bir nesle dönüştük. Ne kendimize benziyoruz, ne başkasına. Ne farkındayız hatamızın ve günahımızın. Komşu komşuyla razı değil. Kardeş kardeşten çekiniyor. Aramıza kış girdi, kış. Tufan girdi. Şeytanla geldi tufan. O tufanı şeytanla göndermek lazım. Allah'ım ben sana nasıl yiyecek vereyim? Sen Allah'sın. Dilenen muhtaca verseydin bana vermiş olacaktın. Bilmiyor musun, ben bütün aç olanların yanındayım. Allah dilerseydi verirdi ekmeğini yemeğini. Allah kün der olurdu. Allah istedi ki sen o işi yap, sen. Allah'ın dininin Nihat Hoca'ya, Ahmet'e, Mehmet'e ne ihtiyacı var? Hiçbir ihtiyacı yok. Biz kimiz ki ya? Allah dininin koruyucusudur. Ama bize de diyor ki koruyun bu işi. Anlatın diyor. Anlat, anlat. Anlat, herkes anlatacak. Sadece Hacı Hoca değil. Sonra Allah şöyle buyuracak. Ey kul, ben senden su istedim. Bakın, masrafsız şeyler istiyor değil mi? Masrafsız. Hasta ziyaret et. Masrafsız. Bir lokma ver. Bir su ver. Ben senden su istedim, bana vermedin. İnsan cevap verecek. Ya Rabbi, sen alemlerin sahibisin. Benim suyuma ne ihtiyacın var? Adam çölde yaşamış. Memleketin kralını görmeye gidiyor. Ne götürüyor biliyor musunuz? Bir testi su. Bir testi su. Bir testi su. Halbuki kralın bahçesinde akarsu var. Kral bana ne getirdin diyor. Efendim diyor, su getirdim. Çölde en değerli şey sudur. Kral diyor maşallah, maşallah. Ne kadar cömertsin diyor. Sen suyuna çok ihtiyacımız vardı bizim diyor. Sağ ol. Ona altın verin, gönderin diyor. Testisini doldurun altınla. Adam gerçekten kralın ihtiyacını giderdiğini zannediyor. Halbuki kralın bahçesinde akarsu var. Çölde bir testi su dünyalar değerdi. O en güzelini getirdi. Biz Allah'ın huzuruna böyle gideceğiz.